Efendim, YouTube sayfama hoş geldiniz. Bundan sonra evde kal sürecinde YouTube sayfamda hem Instagram üzerinden yaptığım canlı yayınlar, ortak canlı yayınlar, birbirinden değerli konukları ağırladım. Ortak canlı yayınları burada göreceksiniz. Aynı zamanda futbol gündeminin çok merak edilen, çok konuşulan konular üzerinde hem kendi öngörülerim, hem kendi analizlerim, hem çevremden topladığım, telefonla toplayabildiğim istihbaratıma dayalı bazı analizleri de göreceksiniz. Bu analizde bunlardan ilki diyebiliriz. Efendim, bu analizimizin konu başlığı ise Talişka. Malumunuz Talişka ile ilgili çok sorular geliyor, çok konuşuluyor. Sosyal medyada Talişka hep gündem. Beşiktaş kulübünde Talişka hep gündem konusu. Aynı zamanda Brezilyalı futbolcu kendi sosyal medya hesabından da Beşiktaş ile ilgili birçok paylaşımlar yapıyor. Tabii ki bu durum ne yapıyor? Beşiktaş taraftarını da çok umutlandırıyor. Ve açıkçası birçok teknik direktörün, birçok kulüp başkanının, birçok kulüp taraftarının kendi takımlarında görmek isteyeceği bir profil Talisca. Frikik derin dışında ara pasları, oyun içerisindeki üçüncü bölge, özellikle üçüncü bölgedeki varyasyonlarda çok çok ön plana çıkan bir yetenek. Tabii ki herkes, taraftarından başkanına kadar herkes böyle bir oyuncu profilini kendi takım içerisinde görmek ister. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Peki Beşiktaş Talisca'yı alabilir mi? Şimdi bunları adım adım gitmek lazım. Bakın, bu analiz hakikaten çok çok önemli. Çünkü bu Talisca'nın Beşiktaş transferinin gündeminde olmasının çok çok başka nedenleri var olduğunu inanıyorum, biliyorum. O yüzden bunu hep birlikte oturup konuşacağız ve bu video altına yorumlarınızı çok çok merak ediyorum. Bu konudaki görüşlerinizi yazmanızı da istiyorum. Aynı zamanda bu sayfaya abone olmanız benim için çok önemli. Bu tür analizleri sık sık göreceğiz burada. Şimdi önce bir Talisca gerçeklerini masaya yatıralım. Şimdi Talisca'nın gerçekleri nedir? Ekonomik gerçeklere bakalım. Bir, oyuncunun buradan Beşiktaş'tan Çin'e giderken bütün hem kendi ulusal basınımız, hem Avrupa medyası, hem Brezilya medyası, hem Çin medyasındaki haberlere baktığımızda oyuncunun yıllık geliri, bonuslar, her şeyin dahil olduğu yıllık geliri 8 milyon euro civarında olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Şimdi Beşiktaş bu parayı ödeyebilir mi? Belki de bugünlerde duyduğunuz en çok soru. Ya tamam, Talisca sorusunu soruyoruz ama hep aynı cevap veriliyor diyebilirsiniz. Ama bu gerçek. Bunu aynı zamanda ben değil, Sergen Yalçın da söyledi. Yani Sergen Yalçın'ın basında çıkan haberlere baktığınız zaman kim istemez Talisca'yı, ama bir gerçek var. PlayStation'da transfer yapmıyorsunuz. Gerçek hayatta böyle bir transferin olması mümkün değil. Şimdi 8 milyon euro yıllık alan bir oyuncuya Beşiktaş'ın bu para ödemesi imkansız. Kaldı ki Aydın Hasic de indirime gitmek zorunda kalan. Kulübün kasasında para olmadığı için Dorukhan'la eski yönetimin verdiği sözleşmeyi, mukabeleyi, söz verdiği mukabeleyi yapmaya yanaşmayan, ki haklı, kendi oyuncularından, yerli ve yabancı oyuncularından indirim isteyen, zaten bu indirimi yönetim planlamıştı. Bir de bunun üzerine salgından dolayı gelen ekonomik sıkıntılardan sonra bir indirim isteyen kulübün personel maaşı kendi döneminde ödediler ama eski yönetimden kalan 4 aylık personel maaşını ödemeyen bir kulüp. Salgından önce zaman zaman kulüp binasına gelen haciz memurlarının olduğu bir camia, bir camiada Talisca transferi mümkün müdür? Elbette değil. Yani hepiniz aynı cevabı vereceksiniz. Notlarıma bakıyorum bu arada burada. Siz görmüyorsunuz ama bu yayına başlamadan önce bir takım notlarım var. Onları da sizinle paylaşacağım. Beşiktaş bu parayı ödeyemez. Bankalar Birliği'nin, bakın, gelen gelirlerde de Bankalar Birliği'nin önceliği var. Söz hakkı var. Önce Bankalar Birliği ne yapacağına karar veriyor parayı. Yani Beşiktaş yönetiminden önce Bankalar Birliği paranın nereye gideceğini söylüyor. Böyle bir ortamda Talisca transferi yaptığın zaman Bankalar Birliği hop ne oluyoruz demez mi? Der. Der. Peki şartlar böyleyken neden Talisca gündemde? Neden Talisca sosyal medya hesabında sürekli Beşiktaş paylaşımları yapıyor? Neden Talisca Beşiktaş taraftarıyla Beşiktaş camiası arasını bu kadar sıcak tutuyor?
Madem Talişka sen 8 milyon euro kazanıyorsan amacın ne? Gelip Beşiktaş'ta bedava oynayacak mı? Mümkün değil. Talişka Beşiktaş'tan niye gitti? Para için gitti. Birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde olan Çin'den daha fazla kariyerine katkı sağlayabilecek liglerden teklif alınmasına rağmen Talişka niye gitti Çin'e? Para için. Kızıyor musun? Hayır. Tercih. Kimse bir şey diyemez. Profesyonel bir hayat. Kimisi para tercih eder, kimisi bir kariyer tercih eder. Ben burada kesinlikle Talişka'ya kızmıyorum. Ama gitmediğinde de para. Dolayısıyla bu şekilde giden bir oyuncunun paranın olmadığı yere gelme ihtimali var mı? Çok az. Peki ne yapmaya çalışıyor? 2 milyon euroya oynarım yıllık diyor mu? Hayır. Resmi bir açıklama yok ağzından. 1,5 milyon euroya oynarım diyor mu? Hayır. Tamam ben Beşiktaş'tan para istemiyorum. Sonra verin diyor mu? O da hayır. Peki ne oluyor? Şimdi biraz yaptığım istihbarat, birazcık kendi öngörülerim, biraz kendi tecrübeme dayanarak ben burada büyük bir tezgah olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bu tezgah kime kuruluyor? Bu tezgah Beşiktaş yönetimine kuruluyor. Zaten Beşiktaş yönetimi defalarca Talisca ile ilgilenmediklerini sürekli söylüyor. Bu tezgahta ne var? Şimdi Beşiktaş yönetiminin bu masaya oturması lazım. Talişka masasına. Bu masaya Beşiktaş yönetimi kim oturtmak zorunda bırakabilir? Taraftar baskısı. Şimdi dolayısıyla burada taraftara sosyal medyada bir algı operasyonu yapılıyor. Bu operasyonun içerisinde Talişka da var. Bence Talişka'yı da bu şekilde yönlendiren bir menajerlik yapısı var. Şimdi Beşiktaş'ta kasada para yokken Beşiktaş yönetimi Talişka masasına oturdu. Büyük bir ihtimalle alamadı. Alamadığı zaman ne olacak? Bu sefer işte o algı operasyonu yapılan taraftarın önüne Beşiktaş yönetimi atılacak. Transferde başarısız yönetim imajı. Beşiktaş yönetimi benim babamın oğlu değil. Ben sadece analiz yapıyorum. Bunu başka kulüplerde de yaptılar. Bunu yapanlar menajerlik yapıları. Tek bir kişi değil. Bunun Avrupa'da ayağı var, Çin'de ayağı var, Türkiye'de ayağı var. Mario Gomez nasıl bu kulüpten çıktıysa o yapı sayesinde çıktı. Aynı yapılar diyorum. Yine bu tezgahı kuruyorlar. Olmayacak duaya amin dedirtmeye çalışıyorlar. Talişka da menajerlerinin talimatıyla muhtemelen öyle gözüküyor. Beşiktaş taraftarı kendine yakın tutuyor. Yani ben Talişka'nın eğer Beşiktaş taraftarını bu kadar çok seviyorsa o zaman indirime gitsin. Gelsin ya da bu sene para istemesin. Bir dahaki seneye o para girsin. Bunları kabul eder mi? Zor. Peki neden böyle bir tezgah kuruluyor? Neden yani Beşiktaş yönetimine bu yapılıyor? Çünkü Erdal Torunoğlu bu masaya oturacak. Ahmet Nur Çebi bu masaya oturacak. Emre Koca da bu masaya oturacak. Bu isimler yeni transfer politikasında yeni kararlar aldılar. Dolayısıyla bu kararlar içerisinde bazı menajerlerde sıkıntılar oluyor mu? Olacaktır tabii ki. Elbette menajerlik futbol dünyasının içerisinde var olması gereken bir konu. Ama burada menajerler artık sadece transferler yapmıyor. Menajerler yönetimleri de dizayn ediyor. Bu bütün dünyada var. Yönetimlerin içerisine kendisiyle yakın ilişkiler kurabilecek adamları koydurmaya çalışıyor. Talişka transferini masaya oturan yönetici, Talişka transferini masaya oturan yönetim masadan hüsran da kalkar. 8 milyon euro yıllık ücret alan bir oyuncu için masaya oturulmaz. Ben mesela alamayacağım bir şeyi, bir mağazaya, bir marka değeri, uluslararası marka değeri olduğu bir mağazaya giremem. O kıyafeti alamam. Onlar çok ultra zenginlerin giyebileceği markalar. Dolayısıyla burada da Beşiktaş'ın alabileceği oyuncular belli. Dolayısıyla bu tezgah sıkıntılı bir tezgah. Burada bir oyun var. Bu masaya oturan yönetici bu oyuncuyu alamadığı zaman taraftarın önünde kurban edilecek. Göreceksiniz. Masaya otursunlar bunlar başlarına gelecek. Alamadınız Talişka'yı. Paranız yoksa niye geldiniz? Bu bir algı operasyonu. Bu çok net bir algı operasyonu ve burada sosyal medya trollerinin yanında taraftarı da bu troller eşliğinde yönlendiriyorlar. Maalesef sadece Talişka transferi için demiyorum. Birçok transferde gazeteci meslektaşlarımız evet haber kovalama dertleri var ama kendilerini istemeden de kullandırıyorlar. Çok farkında olmadan
bu tezgahların içerisinde onların isimlerini kullanıyorlar. Sosyal medya çıktıktan sonra özellikle çok fazla takipçisi olan gazeteci kardeşlerimiz, abilerimiz de maalesef istemeden bu duruma haber bulduğu için alet oluyorlar. Bu benim başıma da geldi. Hepimizin başına gelecek durumlar. Bu transfer tehlikeli bir transfer hamlesi. Talisca'nın Beşiktaş'a 8 milyon euro alan bir Talisca'nın değil Beşiktaş'a Türkiye liginden herhangi bir takıma gelmesi sıfır ihtimal. Asla. Yani ben tamam 8 milyon euro alıyorum ama siz bana 1,5 verin falan. Zor. Evet Talisca Çin'e gidemiyor şu an. Çünkü Çin'de uçuşlar yasak. Herkes giremiyor. Ona bir formül bulmaya çalışıyorlar. Ama sonuç itibariyle oranın oyuncusundan bahsediyoruz. Aynı zamanda bu algı operasyonlarıyla ileride yarın bugün Talisca oradan ayrıldığında da burada bir pazarı olsun. O pazarı hep sıcak tutmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada Beşiktaş yönetiminin zayıf noktası Beşiktaş taraftarının baskı altına alınmasıdır. Şimdi hatırlar mısınız? Beşiktaş'ın geçmiş dönem transferlerinde birçok oyuncu, hocanın istemediği oyuncular bir anda sosyal medyaya ismi sızdırıldı ve hoca üzerinde baskı oluştu. Çünkü taraftar diyor ki ya hocam böyle bir oyuncu nasıl istemezsiniz? Geçmişte örnekleri var. Dolayısıyla hoca istemeye istemeye oyuncuları almak zorunda kaldı bazen. Evet bunlar değerli oyuncular ama takım içerisinde eğer sen maaşları ödemiyorsan böyle bir oyuncuya para verdiğinde takım içerisindeki futbolcular isyan çıkarır. Şimdi ben bir dayım, ben Burak Yılmaz'ım, ben işte Necip'im. Derim ki kendi kendime, biz üçümüz bir araya geldiğinde şunu derim ki değerlerse de haklılar. Siz bizden indirim istediniz, evet kabul ettik diyelim. Siz bizim maaşlarımızı çok çok geriden ödediniz, bunu da kabul ettik. Hal böyleyken sizin elinizin ne kadar sıkıntılı olduğunu bildiğimiz halde biz size çok indirimler yaptık. Birçok toleranslar gösterdik. Ama siz gittiniz şu sıkışık dönemde Talisca gibi oyuncu aldınız. Ona vereceğiniz parayı şu takıma dağıtsanız bence daha fazla katkı sağlanırdı. Daha fazla verim alınırdı derlerse haklılar. Derlerdi. Genelde böyle derler. Yani borcun var içeriye Talisca alıyorsun. Burada bu tezgahta aynı zamanda bu tezgaha oturduğunuz zaman takım içerisindeki kırılma noktalarını da çok net görebilirsiniz. Burada takımın içi de karışacak. Yani o yapı bir taşla birkaç hedefe ulaşacak. Dolayısıyla Talisca transferi Beşiktaş gündeminde yok. Çok net söyleyeyim. Ama Talisca transferini zorla Beşiktaş gündeminin içine sokmaya çalışan yapılar var. Buradaki amaç yönetimleri. Bu birçok kulüpte de oldu bakın geçmişte de oldu. Anlaşamadı bu yönetimi veya yöneticileri, bazı yöneticileri tamamen taraftar önünde etkisiz hale getirme operasyonudur. Yarın bugün Talisca masasına oturan yönetici o masadan eli boş kalkar ve taraftarın yüzüne bakamaz. Bu bir tehlikeli oyundur ve bu tehlikeli oyunda da kullanılan maalesef ve maalesef Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş taraftarının bu konuda çok dikkatli, çok hassas olması gerekiyor. Talisca bir kumpastır, bir tuzaktır. Sakın aldanmayın. Burada da yönetim, yönetici benim babamın oğlu değil. Ama Beşiktaş tribünleri, Beşiktaş camiası benim için çok değerlidir. Bu bir oyun. Sakın kimse aldanmasın. Ha inşallah Talisca'yı alabilirler. İnşallah Talisca gelip bedava oynar. İnşallah Talisca birçok indirimler yapar. Ama burada başka bir oyun var. Beşiktaş'tan para için ayrılan bir adam nedense bir anda Beşiktaş'ta olduğunu hatırladı. Beşiktaş taraftarı bu oyuna gelmesin. Bence burada Beşiktaş yönetimi transferde ve yeniden yapılanmada çok güzel bazı yöntemler geliştirdi. Talisca'yı 18 yaşındaki Talisca'ları, 18 yaşındaki Sosa'ları, 18 yaşındaki Aboubakar'ları, Cenk Tosun'ları, Mario Gomez'leri bulmak çok önemli. Bütün planlama bu yönde yapılıyor. Artık Beşiktaş'ta İlhan Cavcav modeli gündemde. Nasıl ki rahmetli İlhan Cavcav'ın geçmişte ya bu oyuncuları nereden buluyor? Bak ucuza buluyor, pahalıya satıyor deniliyordu. Artık Beşiktaş yönetimi o yöntemi izleyecek. O nedenle Talisca konusunda bence taraftarların dikkatli olması lazım. Come to Beşiktaş olayını her önüne gelen oyuncu için kullanmamaları lazım. Come to Beşiktaş yönetimlere zarar verir. Yönetimlere ekstra masraflar getirir. Kulübün birkaç senesini daha ipotek altına alınmasına neden olunur. Maalesef dünya futbolunda
yönetimleri, kulüpleri, transferleri dizayn etmeye çalışan menajerler, bazı menajerler böylesine kurguların içerisine giriyor. Tabii bunu bütün menajerler için söylemiyorum. Benim tanıdığım çok değerli menajerler var. Hakikaten kendi işlerini yapıyor, vergilerini ödüyor. Ben açıkçası bazı menajerlerin vergiler konusunda da başka offshore hesaplarda, bankalarda hesap açtıklarını da duyuyorum. Herhalde devlet onları da takip ediyordur. Dolayısıyla her menajer iyi menajer değildir. Her menajer de kötü menajer değildir. Bu işi hakkıyla yapan çok değerli menajerler de var. Onları tenzih ederek bu yorumu yapıyorum. Burada benim amacım menajerleri dünyasını saldırmak değil. Benim amacım Beşiktaş taraftarının, ki bunu başka kulüp taraftarları da bu videoyu izliyorsa kendi kulüpleri için de bu geçerlidir. Taraftarların, menajerlerin sosyal medyada yaptığı algı operasyonlarına kurban olmaması lazım. O tuzağa düşmemeleri lazım. Çünkü kulüplerin geleceği işte bu şekilde çöpe atılıyor. Ayrıca bu videoyu sonuna kadar izleyen, yarısına kadar izleyen, 1 dakikasını izleyen, 1 saniyesini de izleyen dahil herkese teşekkür ediyorum. Ama abone olmayı unutmayınız. Evde kalıyoruz, sokağa çıkmıyoruz. Sevgiler, saygılar diliyorum hepinize.